Merhaba sevgili Indesine.com takipçileri. Bugün sizlerle Hızlı Hücum programında yine EuroLeague bülteni ile karşınızdayız. Ben Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Töre ile birlikte EuroLeague'de haftanın karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Bizi neler bekliyor çözmeye çalışacağız. Ve haftanın ilk maçı kim ki Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacağız. Kim ki için biraz daha önemli bir maç gibi gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe zaten hani artık istediği yeri garantiledi. İlk dördün içinde sağ avantajını aldı. Kim ki az da olsa bir umudu devam ediyor. Az da olsa diyorum çünkü 4. ve 5. sıradaki Panathinaikos'un 17 galibiyeti. Kimki'nin 16 galibiyeti var. İlk 4 artık çok kolay değil onlar için. Ama bunu son ana kadar kovalamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Buna rağmen 1.5'lık handikap ev sahibi lehine açılmış. 157.5'da toplam sayı limiti var. Gökhan Töre seninle başlayalım. Kim ki Fenerbahçe karşılaşmasında ne bekliyor bizi? Savunma mı, hücum mu yoksa taraf bahsi mi? Yani Fenerbahçe sezonun tartışmasız en iyi savunma yapan takımı. Şu ana kadarki çizgisini koruyor. Burada artık ilk dördü garantilemiş olmanın çok da bir farklılığı olacağını düşünmüyorum Fenerbahçe açısından. Kazanmaya devam etmek isteyeceklerdir. Bir de şeyi isteyecekler. Yani ilk dört garanti ama sonuçta çeyrek finale de hazır halde. Yani gittikçe tempoyu da yükseltmeleri lazım. Artık bir anda da çeyrek finallerin provası yapılacak bu maçlarda. Evet. Tabii Kızıl Yıldız deplasmanında aslında bunun işaretini de gördük. Yani playofflara hazırlanıyor Fenerbahçe. Şimdi hep sezon başından beri CSK için söylüyorduk. Müthiş bir dörtlü, dört kısası var. Yani hiçbir rakipte olmayan. Ama ben Fenerbahçe'nin de bu anlamda geçen yıla göre çok önemli aşama kaydettiğini düşünüyorum. Yani işte Guduric, Nanoli, Wanamaker ve Slukas dörtlüsü. Buna son maçta Dixon da eklendi. Gerçekten yani uzunların işini rahatlatan çok iyi bir kısa rotasyonuna sahipler. Bu daha da aktif hale geldi Fenerbahçe'de son birkaç maçtır özellikle. Her ne kadar galibiyete ihtiyacı olan kim ki olsa da ben burada bu noktada Fenerbahçe'nin kazanma alışkanlığını sürdürmek niyetiyle maça çıkacağını düşünüyorum. Kim ki stresli olacak, bir an önce sonuca gitmeye çalışacaklar. Bunu da işin içine katarsak, hani bir de iç sağ dış sağ performansı çok bu sene değişkenlik gösteriyor Kimki'nin. Zaman zaman olmadık maçlar da kaybetti evinde. Fenerbahçe'nin ben sonuç itibariyle kazanacağını düşünüyorum. Artı toplam sayı limitine baktığımızda açıkçası biraz fazla gibi gözüküyor. Fazla gibi görünüyor ama ben bu maçta korakor bir oyun beklentisi içindeyim. Limit aşılabilir diyorum. Hani Fenerbahçe evet çok iyi savunmacı takım ama rakip de atarak kazanma yolunu deneyecek. Başka da şansı yok. Üstüne çıkabilir limitin diyorum. İlk maçta düşük bir skor izlemiştik Gökhan German. Sen ne diyeceksin? Zor bir maçtı İstanbul'da. Son anda yendi Fenerbahçe. Ama ben şöyle kimki de rahat. Bir iddiası yok. Bence Real Madrid'in sonraki 71-67 bitmişti ilk maçta. Onu da hatırlatalım. Çok kolay Real Madrid'in kalan iki maçı. Bence Real Madrid 4'ten aşağı inmiş. Kimki de bunun farkında. Nitekim Efes'i yenip playoff'a garantiledikten sonra onlar da biraz serdiği gibi. İki maç kaybettiler. Bir de dün yani pazartesi günü Unisca kazandı kendi evlerinde mağlup oldu VTB Ligi'nde. Orada zaten kötü gidiyorlar. Kimki çok istikrarsız. Fenerbahçe daha stabil mutlaka. Aynı konsantrasyonu söylersek Gökhan'a katılıyorum. Kazanacağını düşünüyorum ama benim burada tercihim alt olacak ilk maçtaki gibi. Kimki evinde de iç saha maçları daha düşük skoru geçiyor Kimki'nin baktığımız zaman. Fenerbahçe'de yani 80 sayı kolay yemiyor. Potasında görmüyor. Bence alt ihtimali yüksek bir maç. Ama dediğim gibi iki takımın da hedefi yok. İki takım da rahat. Eğer senin söylediğin gibi playoff'a girmeyi onda Fenerbahçe o ivmeyi devam ettirmek isterse, o kafayla giderse ki gidecektir. O burada bir maçı ciddiye alıyor. Kazanacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe. Ben de biraz daha alt tarafındayım yani diyeyim. Altı bence de orada Gökhan'a bir fikir aydığımız bir, orada. Bu arada alt olacağını düşünüyorum. Bu arada Hanikat'ın da dönme ihtimali var sakatlıktan. Dönüşü Fenerbahçe için iyi. Galibiyeti. Peki bir diğer temsilcimize geçelim. O da aslında peş peşe oynayacaklar karşılaşmalarını. Perşembe bültenindeki ikinci maç Anadolu Efes Barcelona. Anadolu Efes için evet kötü giden bir sezon. Zaten artık bitsin diye beklenen bir sezon. Ama sezonun sonunda Barcelona isim olarak önemli bir takım. Ergin Ataman bence bir Barcelona galibiyeti sıkıştırıp işleri en azından sezon sonunda birazcık toparlamaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
Bunun için de maça iyi başlamasını bekliyorum. Hani sonuna kadar devam edebilir mi bilmiyorum ama ben sanki Anadolu Efes ilk yarı tarafındayım. İlk yarı önde kapatır tarafındayım. Bir de handikapta çok az olsa da 0.5, 1.5 Efes lehine 169.5 toplam sayı limiti açılmış. Çok biraz değil mi? Evet, çok gibi gözüküyor. Onun için onda riskli ama aşılamayacak bir şey de değil. Yani iki takıma baktığımızda. Ben önce fikrimi söylemiş olayım. Tamam. Gökhan Germán'a topu atayım. Zaten Kimki ve Makabi maçları da senin söylediğin gibi geçti, kaybetti İstanbul'da. Efes'in bir şekilde oynuyorlar ama sonunda geçemiyor. O gücü yok çünkü. Hem mental olarak gücü yok hem de kadro olarak gücü yok. Nitekim 6 galibiyetler. Ergin Ataman da mutlaka bir prestij için daha konsantre olacaktır. Benim fikrim orada ilk kere bir. Hatta kazanabileceğini de düşünüyorum. Yani ama olabilir hani. Maç sonu biraz daha riskli. Ama ben ilk kere bile sana katılacağım. Barcelona'da çünkü onlar da ne kadar motive olabilirler. Onlar için pek bir hedef maçı değil. Onlar daha güçlü takımlar Olympiakos'u deplasmanda yendiler. Onlar da biraz tamam biz elendik ama biz bu yüz mesajını verdiler. Aynen. O mesaj maçı işte Efes içinde olabilir. Verebilir. Gökhan Töre ne diyecek? Tabii yani Olympiakos maçındaki ciddiyetle oynarlarsa ortaya bambaşka bir maç. İşte sonuç çıkabilir. Efes 7 maçtır kazanamıyor. Yani bu zinciri kırmak isteyecekler bir kere kesin. Playoff'lara hazırlanıyorlar Türkiye Ligi'nde. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde ve bunun içinde bir ön hazırlık gibi görecektir Ergin Ataman ama bunun ne kadar yetecek o tartışılır. PES içinde ben aynı şekilde tıpkı Olympiakos maçında olduğu gibi, evindeki Baskonya maçında olduğu gibi her ne kadar kaybetmiş olsa da kazanmaya oynayacağını prestij açısından düşünüyorum. Ben çok yüksek limite rağmen üst olma ihtimalini yüksek olabilir. Görüyorum. Yani bence de olabilir. Hani dediğim ama, gibi olmayacak şey değil. Ama size katılıyorum. İlk yarı bir mantıklı. Çünkü Efes yine iyi başlayacaktır. İşte iç saha maçı. Evet Efes'in zaten sıkıntısı. Bençten çok fazla katkı alamaması. Maalesef. Yani aslında evet. O ilk beş başladığı zaman iyi bir. Yani Motum da formda şu anda. Dansına gelen yardımları cezalandırabiliyor Efes. Maçın başında yine bunu gösterir diye tahmin ediyoruz. Umarız kazanır. Çünkü Efes için de bir galibiyet önemli şu anlamda. Peki Bamberg Olimpia Milano. Yine hedefsiz bir karşılaşma ama Bamberg'in çıkışta olduğunu hatırlatalım. Yani Bamberg her ne kadar liginde bunun aksi bu hafta, bir görüntü sergilemiş olsa da Euroleague'de bir çıkışa geçmiş durumdalar. En azından maç kazanmaya başladılar. Milano'da hücum ettiği zaman çok iyi bir takım ama bazen çok düşük skorlarda kalabiliyor, dengesi bozuluyor. Borussia Basket Bamberg maçı, Borussia Basket Bamberg Milano maçı ile ilgili Gökhan Türe ne diyecek? Evet. Handikapı da hatırlatayım, özür dilerim. Evet. 3.5'luk handikap Milano tarafında, 164.5'luk da toplam sayı limiti. Evet. Bamberg evinde 5 maçtır yenilmiyor. Böyle bir grafik var. Bu maçta da yani işte küme düşme olsa kümede kalma mücadelesi gibi şey yapabiliriz, ele alabiliriz ama Brose'nin bu kazanmak için birçok nedeni var diye düşünüyorum. Yani bu sene çok geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok daha düşük bir çizgide seyrettiler. Evinde prestij mücadelesi veriyor. Yeni bir koçla işte kısa bir süre önce Banki geldi. Eski takımına karşı oynayacak. Yani bunların hepsini bir araya topladığımızda ben yine Bamberg'in kazanan taraf olacağını düşünüyorum. Gökhan Germán katılacak. Ben burada ilk tercih üst olacak benim. Bamberg'in son maçlara baktığımızda evinde yüksek skorlara ulaşıyor. Milano zaten en kötü savunma yapan takım. Eğer biraz gününde şutlar girerse onlar da yüksek skorlara ulaşıyor. Yani iddiasız maç. Bir Euroleague formatı da biraz aslında son haftalarda böyle keyifsiz maçlara. O burada bir şey önerdiği şey de aslında oluyor? Olabilir değil mi? Yani hani alttan bir iki takım evet, düşse iki takım belki düşse, iki sonunda takım hedef birazcık daha yani. Efes şimdi çok daha fazla kazanmak ama istiyor. O zaman da işte bu kontrat, ağır şanslı bir garanti kontrat var. Efes düştü o sayılmaz onun bir üstüne takım mı düşsün gibilerinde ama bence biraz bir format hakkında düşünmesi gerekiyor belki diye düşünüyorum. Belki şöyle olabilir hani Eurocup'tan gelen takımlarla baraj maçı oynayıp da devam etme, lisansı olur, koruma gibi bir şey olabilir. Hani ha, ama lisans olduğu için işte burada. Yani o tehlikeyi Euroleague ve düşünsün diyelim. Biz çünkü üst ve bir diyorum ben tamam. O zaman. Ben de aslında ikinize de katılıyorum diyeyim. Üste ben de katıldığımı ifade edeyim. Haftanın en önemli maçı.
Victoria Maccabi. Yani evet. Maccabi geçen hafta çok ciddi bir fırsat tepti. Artık işi çok çok zorlaştı. Yani 3 maçta kaybediyor zaten. Hani ama geçtiğimiz haftan yine bir hamle yapma şansı vardı. Ama bunu yapamadı. Victoria da bizi şaşırtmıyor. Evinde yine çok tempolu oynayıp kazanmaya devam ediyor diyelim. Ve Maccabi Tel Aviv'in 8.5'luk handikapla sahaya çıktığını hatırlatayım. Yani bu önemli bir handikap bu maçla ilgili bence. 165.5'da toplam sayı limiti. Çeyrek finaldeki son bilet için kapışmayı kim kazanır diyelim. Victoria Maccabi Tel Aviv maçıyla Gökhan Yarman. Ya burada da bir hatırlıyor. 23. haftada son 7 maçında İspanya'da oynayacağını söylemiştik Baskonya'nın. Büyük bir avantajı vardı. Ve ben kişisel olarak da Baskonya'nın playoff'a kalacağını düşünüyordum. Hepimiz öyle düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin de rakibi olabiliyor şu anda, öyle gözüküyor. Öyle bir sıkıntı var. Sıkıntı, evet, katılıyorum. Yani bilmiyorum kim kimden geçiyor. Kim kimden çok daha rahat bence. Ben de Zalgiris istiyorum ama. Ya Zalgiris yine ekol biraz zorlanabilir ama kim ki bence çok rahat eler diye düşünüyorum. Ya onu son haftada konuşabiliriz bu maçları. Aynen. Şimdi zaten vaktimiz de çok kısaldı. Evet. Burada bu maçı biraz hızlı isteyeceğim. 8 Baskonya yani Maccabi kazansa bile son hafta yine zor bu deplasmanı var. Baskonya evinde kazanır, 8 olur mu bilmiyorum. Handikap yüksek ama... Ama ilk yarıdan fırtına gibi başlangıcını tekrar ederler mi? Genelde böyle. Sen çok seviyorsun Baskonya'yı. Evet, Baskonya'yı başlangıcını çok seviyorum. Evet. Yani çünkü rakibi bu yolda. Ama de fırtına gibi. Çok formda bu arada Baskonya. Birdenbire olma ihtimali yüksek. Maccabi'nin de artık orada şansı yok. Kazansa bile yok aslında. İki galibiyet farkı oldu. Son hafta çünkü Baskonya Efes'le oynuyor. Evet. Yani bu maçı kaybetse bile Efes'le evinde oynayacak. Ya Maccabi de bunun farkında. Ya o yüzden pek de maça motive olamayabilirler. Birden bir olabilir diye düşünüyorum. Baskonya için bence playoff hedefi dışında biraz da ileriyi de düşünerek yani onlar da hesap ediyorlar. Biraz daha yukarı çıkma eğilimine... Çünkü Zalgiris'in maçları çok zor. Tabii. Evet, Zalgiris yani, çok SK'da Olympiakos olacaklar. İkili averaj hesapları da var işin içinde. Yani evinde Efes'le oynayacak Baskonya son maçı. Maccabi kazansa da yetmiyor. Valencia deplasmanına gidiyor ki yani hiç kolay bir maç değil. Bu veriler ışığında ben ilk tercihim üst bol skorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Artı Baskonya'nın da evinde fırtına gibi başlayıp öyle devam edeceğini, yani Maccabi'nin yelkenleri suya indireceğini öngörüyorum. Peki. Bilemiyorum öyle olur mu olmaz mı ama. O zaman bu haftayı da böyle kapatalım. Baskonya'ya güvendiğimizi söyleyerek kapatalım. Ve hepinize bol şans dileyelim. Hazır kuponumuz şimdi ekranlarda. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hızlı Hücum devam edecek.